var senin, aslanım burada. Komiserim, sen de mi buradaydın? Ne oluyor? Yok, yok bir şey komiserim. Üş, bana bak. Ne oluyor? Kalp atışını soruyorsan evet. Tamam. Ama başka sıkıntılar var. Abi, Volkan'dan sonra bir de Mesut abim. Aynı şey değil. Mesut abi çıktı ameliyattan. Aslan gibi yatıyor, aslan gibi kalkacak ayağa. Ben bir cenaze daha kaldıramam. Kesin saçmalamayı. Cenaze menaze yok. Ali abi, işte o kadar. Kardeşim benim. Sen Ankara'daydın eğitimde. Ben çağırdım. Eyvallah. Abim nasıl? Stabil diyorlar. Stabil mi? Merkezdeyim hala. Hastanede beklemek istemedim de o yüzden. Hayır, bu gece beklemeyin beni. Ya tamam. İyi akşamlar Ayla. Baba. Haber mi var? Henüz bir haber yok. Sen de mi duramadın hastanede? Duramadım baba, ne yalan söyleyeyim. Dağ gibi adamı o halde görmek mahvediyor beni. Hem daha işimiz var. Salih hala kaçak. Hocam. Mesut Bey'in yakınlarısınız sanırım. Evet, olayım ben. Mesut nasıl hocam? Zor bir operasyon geçirdi. Ama neyse ki her şey yolunda. Tahlilleri de iyi. Hayati tehlike yok gibi. Yani geçmiş olsun diyebiliriz. Ay çok şükür. Çok şükür. Yine yırttı be. Babam benim. Eksik olmayın hocam. O kadar çok insanı sevindirdiniz ki. Hocam, yani şimdi Mesut yine eskisi gibi olacak değil mi? Yani sağlığı, her şey yolunda olacak değil mi? Kısmen evet. Kısmen mi? Nasıl yani? Hastamızın aldığı kurşunlardan biri Onur Uli'ye ciddi zarar vermiş. Kurşunu çıkardık. Ancak sinirlerdeki tahribat büyük. Bir bacağında arası kalabilir. Yani eskisi gibi yürüyemeyebilir. Nasıl yani, ben anlamadım. Mesut artık yürüyemeyecek mi? Bir bu eksikti ya. Bir bu kalmıştı adamın başına gelmeyen ya. Hocam umut var ama değil mi? Bir noktadan sonra düzelir. İşin orası biraz da hastaya bağlı. Fizyoterapiye cevap verirse, kendini bırakmayıp çabalarsa olumlu sonuç alırız. Ne kadar sürer tedavi? Birkaç ay, belki de birkaç yıl. Kesin bir cevap veremem. Beni de anlayın. Zaman lazım. Geçmiş olsun. Abi bu adam polis. Yürüyemezse mesleğini nasıl yapacak? Anlaşıldı, çıkıyoruz. Tamamdır, tamam. Ekipler Salih'i arıyorlar. Gelin atalım kendimizi şu berbat yerden. Burada duracağımıza bir işin ucundan tutalım. Evet abi ya, bir faydamız olur. İyi fikir, sonra yine geliriz. Hadi, hadi. Bizimkiler de sahaya çıkıyorlar. Mevriye ve karakol ekipleri, asayiş birimleri. Hepsi çalışıyorlar. Bu gece herkes onu namussuz arayacak. Narkotik teşvişinde baba. Her yerde Salih'in peşindeyiz. Nasıl oldu bu iş Engin? Yani Salih'i nasıl kaçırdık biz? Bu kadar tehlikeli olduğunu nasıl göremedik? Aslında bir kişi gördü. Mesut. Ama o an işimize yarıyordu Salih. Üstüne gidecek bir şey yoktu elimizde.
Evet Hüsnü. Konuştunuz mu doktorla? Müdürüm, beni çağırmışsınız. Bu fotoğrafı çoğaltı ekiplere dağıt. Yani nasıl yani? Umut yok muymuş? Ne oluyor baba? Yürü. Takip eden oldu mu? Olmadı Sadi abi. Bu arada vurduğum polis vardı ya. Ölmemiş. Hadi ya. Vay şanslı it. Kaç para getirdin? Buyur abi. Burada da var. Bunu da. Abi 20.000 anca topladım. 20 mi? O kadar mı? Abi torbacılar da sıkıntıda. Ya bildiğin gibi değil. Sokaklar polis kaynıyor. Buralarda durulmaz artık abi. Biliyoruz lan. Salak değiliz herhalde, kaçacağız. Hayatta olması bile mucize. Yaşıyor ya, gerisi önemli değil benim için. Her yere sırtımda taşıyorum. Abi uyanınca ne olacak? Durumu anlayacak, ne olacak? Önce canı sıkılacak tabii ama bir zaman sonra alışacak herhalde. Hem doktor emri kesmeyin dedi. Hüsnü amca, saatlerde tutuyorum kendimi. Ama artık dayanamayacağım, sormam lazım. Kim vurdu babamı? Al sen öteki kafanı takma bir de buna. Yakaladınız mı? Yakalayacağız aslanım. Yakalayacağız inşallah. Biraz yükseltelim hemşiren. Mesut Bey. Sen kimsin? Doktorunuzum. Biz de buradayız baba. Tutsun Selin. Ne oldu bana ya? Yaralandın ama şimdi iyisin. Tren. Tren garı. Salih. Salih.